Devam edelim. Beyaz ayar yaptık arkadaşlar. Çünkü burası daha farklı renk. Evet, burada tam spektrum, full spektrum diye evet. bildiğiniz tam spektrum ışıklar var. UV, bakın burada beyler. Beyaz, royal blue, gün ışığı, grow led gibi ledler var. Bitki büyütücü ledler var. Burayı tatlı suya göre düşünebilirsiniz. Tatlı su akvaryumu gibi düşünün. Burada bitkilerim var. Mercanlarım da var burada aynı zamanda. Bu görmüş olduğunuz çiftler benim ürettiğim çiftler. Hepsinden yavru aldığım çiftler. Bunlar maron. Arkada bir tane Clark'imiz var. İşini öldürdü. Onu birine hediye vereceğim. Evet. Burada görmüş olduğunuz bütün çiftlerden yavru alıyorum. Bu bölmeleri kendim yaptım. Şu üst seviyeden daha net görünür abi. Burada çünkü ben daha canlı görünürler. Çünkü çift cam var orada. Genişli yaptım. Bu balıkların tamamı ithal, üretim değil. Hepsi ithal. Direkt F-Stur canlılar. İthal canlılar hepsi. Evet. Çok iyi abi ya. Hiç ilaç tedavisi görmeyen balıklar bunlar. İlaç tedavileri fazla görüldüğü zaman balıklarda kısırlaşma neden oluyor. O yüzden ilaç tedavisi görmeden işte doğru tekniklerle, doğru beslenme teknikleriyle beslediğim canlılar. Uzun süredir bendeler. İçerisi de harika şeyler. Kavalerpa türü samp bitkisi. Aslında evet. samp değil. Bunlar biyolojik filtrasyonu sağlıyorlar abi. Evet. Benim samp, hani suyum hep her zaman ideal seviyede oluyor. Bunlar sayesinde. Bunları kaldırsam da ben mesela şu anda skimmer'ı kapatabilirim aslında. Yani evet. Aylarca kapatabilirim. Şimdi, ama skimmer'ın topladığı şeyi görüyorsunuz. Evet, şimdi Curve 7 kullanıyor onun da işte onun bir sebebi de var. İşte bunlar, bu bitkiler. Tabii. İşte bu, yani siz böyle bir tankı Curve 7 ile bu kadar yoğun döndüremezsiniz. Evet, yani her şeyin bir sebebi var. Bakın burada da var. Burası larva toplama tankımız. Evet, geçen gördüm videoda. Tabii. Burası, burada bir yavrumuz var bir tane. Yellow Tank var. Yavrusu olma ihtimali çok yüksek. Yellow Tank olduğunu düşünüyorum çünkü yapısı itibariyle biraz yakından çekmiştim. Yapısı itibariyle Pilot Charlie'den çok farklı bir yapısı var. Burada şu an saklanıyordur büyük ihtimal. Burasını anlatayım çok kısa abi. Burası özel mikron filtrelerden ve biyolojik filtrasyondan geçen bir sistem. Ama nasıl? Tanka sistem doğrudan geliyor. İçeriye ana tankımızdan inişteki su buraya direkt giriyor. Ama çıkışı mikron filtrasyondan geçerek içerideki mikro canlılık hapsoluyor. Ana tankımıza hiçbir geri dönüş olmuyor su dışında. Süper, harika yani. Burası o tarz bir sistem. Burası tam bir tankın biyolojik fabrikasyonu burası. Benim tankımın. Dengelerin sağlamamasının sebebi burası. Burada bayağı katkı da var. Bunları kullanıyor musun Onur sen? Evet, bunların hepsini kullanıyorum. Genel olarak Grotech, Reflowers, Crystal Pro kullanıyorum mesela. Son bir yıldır Crystal Pro kullanıyorum Grotech'le birlikte. Evet. Bende dozaj pompası göremezsiniz. Ben çünkü SPS beslemediğim için ve belli bir seviyeye geldiğim için manuel dozlamayı tercih ediyorum. Elimle kendim dozluyorum. Okay. Bu arada var ama kullanmıyorum dozaj pompası. Evet. Müthiş arkadaşlar. Şu an biraz daha azaltacağım tankı. Mercanları azaltmayı düşünüyorum. Şu aptasız sorununu halletsin. Yeni bir canlı girdik. Yeni canlımız Firefish. Firefish'imiz şeyleri aptasyaları bitirdikten sonra mercan satışı yapacağım arkadaşlara. Oldukça fazla bir azaltma yapmayı düşünüyorum yine. Geçen yıl azaltmıştım. Geçen yıl bu tankın yarısı yoktu abi. Yarısı yoktu derken bu taraf yoktu. Şey mi yoktu? Bu taraf bomboştu. Mercan hiç yoktu. Şu anda yani yeni gönderdiğimi söyledim biliyorsun. Bir kova mercan gönderdim bu arada. Bir kova. Yani büyük bir tuz kovasını ağzına kadar dolacak şekilde mercan gönderdim. Ona rağmen içeride... Ona rağmen yine yer yok. Yani fırak atsak fıraklayacak yer yok. İstavrit gördünüz mü? İstavritimiz elden yemiyor. Onu gösterelim. Yemeyen istavrit çok kolay göremezsiniz. Bakın inanılmaz bir şekilde yemeyecek şimdi. Öbür balıklarla bildiğiniz aynı şekilde yemiyor. Valla bayağı da büyümüş ya, ufak. Tabii büyüyor. En son gördüğümde biraz daha ufaktı bu. Normalde elimden de yer ama bakalım gelecek mi? Düşenleri yediği için neyse. Yiyor. Elimden de yemiyor yani artık alıştı canlı bana. Evet. Şu an kameraya yem ver diyor, karnı aç. Ben günde iki kere yemle yapıyorum arkadaşlar.
3 kere yapabilirim. Belki 5 kere de yapabilirim. Balıkların çok fazla balığım var. Ama nitrat veya işte fosfatla baş edemem. Proteinle baş edemem belli bir sürede. Düzenli yemlemenin çok önemi var abi. Düzenli yemleme sayesinde zaten aslında tankın biyolojik filtrasyonunun... Sende otomatik yemlik falan yok. Hiçbir şey yok. Elle, manuel. Her şey manuel. Ben su tamamlamam bile manueldir benim. Evet. Yerli kum kullanıyorum. Yerli kum kullanmamız sebebi şey değil, hani işte yok alamıyor veya işte fiyat pahalı veya şey değil. O beyazlatılmış kumlarda yosunlanmanın çok olduğunu gördüğüm için şu anda bakabilirsin, benim hiçbir kumumun üstünde mesela, bir yosun göremezsin. Evet, mesela ben şey kullanıyorum, Aragonit kum kullanıyorum. İlk koyduğunda beyaz, belli zaman geçtiği zaman rengi iyice koyu oluyor. Böyle. Tabii, yani tabii. Mesela senin kumların bildiğimiz plajda ki kumun aynısı, yani hiç şey değil, renk farkı da yok. Kirlenmiş gibi falan da değil. Hiçbir zaman yosun olmuyor abi. Hiçbir zaman hiçbir bir şeye bulanmıyor. Hep temiz, hep bu şekilde kalıyor. Hiç de uçmuyor bu arada. Hiç uçmuyor. Yani benim önceki dalga motorunu biliyorsun. Evet. O söktüm, kenarı temizledim bu arada. Yani sirkeli suda bekliyor. Hiç uçmaz. O dalga motoruyla çok güçlü, hiç uçmuyordu. Yani uçar diye bir şey yok. İnce kum uçmuyor. Doğru kum kullanırsak uçmuyor. Evet. Ben her şeyi kendim yaptırmış. Mesela burada mercan şeyi de var. Özür dilerim. Lav kırığı kayam da var. Lav kırığı kullanıyorum. Lav kırığı dedim. Lav kayası kullanıyorum. Ama sanayi atığı olmayacak. Gerçek lav kayası olmalı. Evet. Ama onun bile riskleri var. Yani metal madeni zenginliği varsa içerisinde, mesela bakır varsa o şeyde, tankımıza zarar verir, mercanımıza zarar verir. Onu birkaç suda bekletmek, birkaç ay bekletmek gerekiyor. Ben onlardan kullanıyorum. Tankımda gerçek kayalarım var. Gerçek deniz kayası bunların çoğu. Hiçbir yapma kaya yok. Hep gerçek deniz kayası. Şeyden mi bunlar? İzmir'den falan mı? O taraftan mı? Yok. Yoksa ben asla İzmir kayası kullanmam. Çünkü İzmir kayası kullanıp da zarar gören arkadaşlarım oldu. İyi olan da var, kötü olan da var. Nedense bilmiyorum. Bizim buralardan mı? Şeyim. Yok, hayır. Bunlar direkt yurt dışından gelme kayalar. Ha, yurt dışından gelme. Bir tek şu lav kayası. Evet. Benim yaptığım. Bende gördüğünüz bütün taşlar yurt dışından gelme. Fiji de var şurada birkaç tane ama Fiji'leri ben beğenmiyorum. Sadece üstünde mercan tuttuğu için duruyor. Bu tarz böyle benim şu an burada 3 tane plate kayan var aslında ana gövde. Bütün mercanlar onun üstünde. Evet. Göremiyorsunuz o yüzden. Ama hepsi yurt dışından gelme. Hem sertliğini koruyan ama çok hafif kayalar. Evet. Yani bizim buradaki karipsi kayalar gibi değil. Tabii ki karipsi kayalarım da var burada. Mesela bütün bunların hepsinin altındaki ana gövdeler karipsidir. Karipsi ağır ve devrilmediği için evet, ana gövdeleri ve işte taşıyıcı kolon gibi yaptığım şeyler karipsi kayalardır. Karipsi kayaları gövde yapıp üstlerine orijinal kayaları koydum. Bu hali aldı. Akıntım sump'tan 2 tane çıkış çıkıyor. 8000'lik motorun 4000 olarak kullanıyoruz. 2 tane çıkışı farklı yönlerden vererek akıntıyı bu şekilde daha kaotik hale getirdim. Daha doğal bir akıntı var. Çok az bir yıprantı yıpratıyor. Senin burada bir tane şey var. Şu an bir tane koy. Şu var. Sadece bu var. Eheim'e koydum idare olsun diye. Yani sadece geri kalan hep şeyden, geri dönüşten gelen. Geri dönüşten. Evet, şu kadar. Çok fazla böyle mercanları göremesin abi. Çok fazla oynamazlar böyle. Çok evet, hani böyle yatıp kalkmazlar. Ama yatıp kaldıracak bir akıntıya sahibiz zaten. Gene var, baksana bayağı bir şey. Tabii var. Yani torşta mesela. Gayet oynuyor onlar. Gayet. Ya bunlara çok fazla verdiğiniz zaman akıntıyı küsüyorlar. Bakın zeynalara açıp kapatıyorum. Tam. Tam evet, bizlik. Evet, süper. Kumu karıştıran canlılar önemli. Kesinlikle öneririm. Bakın kum karıştırıyorlar mesela. Bunların adı neydi ya? Bunlar kum gobisi. Bunların yeni türleri geldi. Artık turuncu renklileri falan var. Çok güzel. Karıştırıyor derken bunlar içine girmiyor değil mi? Bunlar üstten içine girmiyor. Sürekli bir çiftçi edasında kumu düzenli bir şekilde karıştırıyorlar. Ben de alayım bir tane. Çok iyiymiş. Bunların biyolojik filtrasyona çok önemi var. Ben size çok önemli bir detay göstereceğim abi. Hemen sana çok önemli bir detay. Yakına gel. Geldim. Şimdi arkadaşlar kum gobilerinin yaptığı veya kum yıldızlarının yapmış olduğu görevi size göstereceğim. Şimdi ben kumu karıştırırken sudan kabarcıklar çıkacak. O kabarcıklar bakın biraz böyle geniş al abi. Heh, bakın çıkıyor, görüyor musunuz kabarcıklar? Şimdi bakın baloncuklar çıkıyor. Bu baloncuklar azot arkadaşlar. Yani bakterilerin kumun içerisindeki dönüştürdüğü en son azota dönüşen gaz.
sıvı halde değil de direkt gaz haldeydiler. Bu balıklar bu kumu karıştırarak bu gazın açığa çıkıp sudan atılmasını sağlıyor. Yani azot döngüsüne mükemmel faydaları var. Evet. Bakteri popülasyonunda. Tavsiye ediyoruz. Ben de alacağım bundan. Çok hoş zaten. Çok da şimdi. Kesinlikle gördün abi bak. Şirinlerde. Çok böyle dağıtmıyorlar herhalde kumu. Hiç birazcık, dağıtmazlar. Birazcık böyle çok az sürer. Olduğu yerde bak farkındaysan. Evet, evet, olduğu yerde. Yani şuradan alıp bir santimetre gerisini boşaltıyor ve atmadan. Evet, süper. O yüzden çok dağıtmaz sistemi. O çok önemli bir bilgi. Onu kesinlikle arkadaşlar hani baloncuk oluyor benim kumumda, kabarcık oluyor falan eğer diyorsanız bu iyi bir şey. Azot döngüsünün son hali arkadaşlar. Yani azot normalde tankımızda sıvı halde dolaşır. Ama o görmüş olduklarınız gaz halde olanı sudan atılmasını sağlıyorsunuz ve azot döngüsünde suyunuz temizlenmiş oluyor. Evet arkadaşlar, bugün Onur Bey'e konuk olduk. Müthiş bir video çektik. Çok güzel oldu. Harika bilgiler aldım ben. Çok teşekkür ediyorum sana. Beni yine söylüyorum, onur ettin. Gelip video çekmem bile bana değer verdiğin anlamına gelir. Tabii. Muhabbetimiz baki kalsın. Tabii ki. Yani her zaman bekliyorum. Bu bile zaten çok insan yok. Onu birbirimize sahip olduğumuz yani, evet. Öyle görüyorum. Bir de yani bu kadar güzel bir tankı da başka yerde zor görürsünüz arkadaşlar. Çok doğal. Her şeyden öncesi çok doğal. Ben yeni bir video serisi yapmayı düşünüyorum abi. Ben aslında müsait olduğunuz zaman birlikte yapalım. Olur. Senin SPS bilginle, benim soft bilgimle ben bir seri yapmak istiyorum. Şöyle, ucuz akvaryum, orta halde bir akvaryum ve üst segment bir akvaryum kurulum videosu yapacağız. Tamam. Yani kurulum videosunun ne kadar mağaralı videosu yapalım diyorum. Ben ucuzla ortayı yapayım. 3 olan SPS tarzı hani üst tamam. Segmenti senin bilginle ben de yani dilim döndüğünce anlatırım arkadaşlar. Beraber yani, şöyle yapacağız abi. Bir mağazaya gideceğiz. Bilgiye olduğu için evet. Şu bu malzemeler bize ne kadar mağar olur diye bir video çekeceğiz abi. Tamam olur. Yani bu kadar. Yapalım. Tamam. SPS kısmı senin olsun. Ucuz kısmı benim olsun. Tamam. İster senin kanalında yayınlanalım, ister benim kanalında hiç fark etmez. Birlikte yapalım ama. Yani tabii ki kesinlikle bu serileri yapalım. İnsanlar bilgilensin, bu bile biraz ilerlesin. Çünkü biraz şey oldu diye evet. Hissediyorum böyle. Kirli bilgi var abi. Çok kirli bilgi var. Bir de insanlar ayrılıyorlar, bırakıyorlar falan, hoş olmuyor. Evet, evet. Geri dönenler oluyor bazen pandemi ama. Pandemi de bitti sayılır artık rahatlatıyor. Bak maske takmıyoruz. Maske takmıyoruz. Evet. İnşallah. Tamam, çok teşekkür ederiz. Abi, hoş geldin. Tekrar gidişine üzülüyorum. Tekrar geleceğim merak etme. Tamam. Hoşçakalın arkadaşlar, görüşürüz. Abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar bu arada bak. Evet, izliyorsunuz. 120 tane abone var. Biraz tıklayın da bir şey olsun. Arkadaşlar izliyorsunuz ama lütfen abone olmayı unutuyorsunuz. Yani size bir zarar yok. Sadece bir video yüklendiği zaman bildirim geliyor. Başka bir şey değil. O yüzden aşağıdan video beğenip tuşuna ve abone olmayı da unutmayın. Yeni videolar, yeni içerikler için yorum da yaparsanız sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar.